Hepinize selam olsun. Gönlü güzel takipçilerim. Elmas'ın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Hatça komşum bayrağını dikmiş. Görüyorsunuz canlar. Küfür küfür esiyor. Köpüş! 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 Şöyle göstereyim. Şu an saat 8. Tam bir saattir çalışıyorum arkadaşlar. Saatimi göstereceğim ama gösteremedim. Bir dakika. Bu arada güneşi görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Saat 8. Güneş ta neredeydi, nereye geldi canlar? Aslında ben bugün mısır falan kıracaktım. Bezi, bamyamı toplayacaktım. Ama Ayhan düğüne geç kalır. Saat 10 gibi, 10.30 gibi herhalde düğüne gidecek. Hemen bir kahvaltı hazırlayayım. Yemeklerini yesinler, kahvaltılarını. Ondan sonra ne iş yapacaklar da yapsınlar. Ben de onlar gittikten sonra bahçe işimi halledeyim Allah'ın izniyle. Arkadaşlar ben kahvaltımı hazırladım. Ayhan bir ekmek aldı geldi. Dünden kalan, akşamdan kalan çorbam vardı. Onu ısıttım. Patates kızarttım. Buran patates kızartma değilmiş herhalde. Haşlamaymış. Ben pek hoşlanmadım. İyi ki çok toplamamışsın. Çürüğün çarın dişirin 1,5 torba oldu. Ayıtladım. Bizlere afiyet olsun. Sarı Ayhan da bugün saz çalacak. Hadi bakalım. Performansını görelim Ayhancığım. Arkadaşlar biz kahvaltı sofrasını kaldırdık. Keban komşuma kahvaltılık verdim. Onların kavanozlarını getirmiş. Sağ olsun. Yine doldurulacak. İyi bunlar. Sevdin mi kahvaltılığımı? Valla çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Çay koydum. Beraber içiyor keban komşumuna. Ayhangil de bu arada malzemelerini çıkarıyor. Arabayla getirecektik de arabayla zor olur dedi Serkan. Şöyle komşunun motorunu istedik. Yusuf abi gelin. Serkan alıp geliyor, görüyorsunuz. Haccalı ne iş kurun Haccalı? Horoz mu yoluyor? Bayrağın hayırlı olsun. İnşallah, inşallah. Arkadaşlar bizim burada bayrak dikildi mi? Horoz kesilir. Horozu kesmişler. İnce onu temizliyorlar. Keboş'un horozunu kesmişler. Bu da Derviş abim. Derviş abi çay var içersin. Eşi oluyor keban komşumun. Ben de Ayhangil'i gayrı gönderim de bahçede mısır yolacağım. Üstün pasahana onu halledim. Katı bir keboş. Al Derviş. Masanı da götür. Ayhan'ın bugün ilk günü. Ondan önce ben telaşlar. Sen niye telaşlarım, ben telaşlarım yanında? Abi işte onun malzemeleri var. Şu sapından tuttu, havaya kaldı. Havaya kaldı Derviş. Kıran neyden aman diyeyim. Ödeyemezdik. Ayhan onu dedim bir sprey al da dedim döndürüle. İpuş mu yazmış sen mi? İbrahim yazmış. İbrahim ne yazmış bakalım masaya ne itmiş. Allah'tan ev yakın, bir şey unutursan gider gelin Ayhan. Sabahleyin Ayhan naneli limon içti. Anne diyor bana arada bir getir diyor. Serkan da anne sana taşıyacağım mı diyor. Orada olmaz mı? Orada içer. He. Bu arada bugün patates sökmüyorlar. Sökecekler. Böl mü? Hani gelmediler ama. Sonra gelecekler. Temiz yapıyorlardı ya. Ha. Doğru o zaman. Saat 9'da başladı. Saat kaç? Saat 9.30. He, gelseler önce gelirlerdi. Arkadaşlar. Afiyet şeker olsun. Çayın da iyi olmuş. He, çay mesela iyi. Keboş ben de çok seviyorum valla. Afiyet olsun, sağ ol. Anne seni izliyorsa ona da selam gönder buradan. Anneme, ablama selam olsun. Küçükler gözlerinde, büyükler ellerinde. Keboş'un annesi benim de hayranım. Çiçeklerimi görüyorsun Keboş? Dur balmıcık. Durma inşallah. Hatta da sen çığırıyor. Ben de ayı ölümü görmedim. Ben ayı ölürüm. Ayhan Keban ablam diyor ki ben diyor tavuğuna köpeklere bakım Ayhan gitsin düğüne diyor.
Arkadaşlar biz Tuğba bacımın düğününe gidecek ya, keban komşumu bulalım diyor. Tavuğumuzdan köpeklerimize bakar o. Zaten köpekler seviyor kebanı, hiç seslenmezler. Yo, geçen köpek uyudu, geldim. Hatta caddelerini yakasınız gelmiyor. Baktım hatta avarını, kendisi yoğurdu. He. Dolandım. Geçen kaçmış gelmiş. Yine dedim akşam hava kararlıydı. Ha. Bugün yine baktım ben. Ayhan istiyor, bunun altına bir şey söyleyin. Ayhan. Aşağıda lastiklerin üstünde koca dikilimiz var, onu getir. Şeylerin batmasın hoparlörlerin. Geçen nohut dövdüydük ya, onu. Bak keban nasıl sever bak. Keban onlar hiç salmıyorum. Tavukların cücüklerini yiyor senin. Ötün sen yoğurdun, saldım geçsin diye gücünü aldım elinden. He, büyük tava işte. Nasıl severler. Kebanda hayvan hastalığı var arkadaşlar. Hiç ineği hastalanır, ağlar, tavuklarını büyütür, kesmeye kıyamaz. İki kat yap dermiş abi, o çok büyük. Oğlum babanla getir, bilin ağrıdın. İlk başlangıcın böyle olsun. İnşallah ilerleyen zamanda başarılı olun. Aracını da alın. Her şeyini düzen. Allah'ın izniyle. Baban arkanda durduğu sürece her şeyin olur Ayhan'ım. O iyice öğrensin. O iş kolay. He. Araba almak bir şart. Araba alım satım Serkan'dan sorulur. O en kolay. Bazen iki saatte kaybolurum. Ala gelerek. İnşallah. Bu arada bu malzemeler hep Ayhan'ın, sevgili takipçilerimiz. Babası malzemesini aldı, düzdü. Yani emanet falan değil. Aşağı karşı ilkilerimiz de duruyordu. Sadece çalışmak için iki tanesini yukarıya çıkarıyordu Ayhan. 6 adet hoparlörü var. 3 tane sazı var. Amfisi, orku, her şeysi var. Malzemelerin şiit ayarla. Onu sonra gel üstünü değiştir oğlum. İçeride bir tane de şundan kutunun içinde vardı. Onu bilsene. Ayaklık mı? He. O poşede. Tamam. Kartonun içinde. He. Tamam. Ben de Ayhan gitmişken odasını bir süpürüm arkadaşlar. Ben orayı temizliyorum ama hani ortadan ister istemez temizliği pek yapamıyorum. Kaplılar ortadaydı. Bu arada çamaşırlarımı topladım. O katlanacak. Yataklarımız kapanacak. Ayhan'ın odası boş kalmış. Ayhan'ın yatağını kapattıydım. Şu herhalde. Şu da boş olan. Ha, boş bu. Nereden ipuçluğum? Nerede mi? Sandalyesini götürmüyor mu ki? Ayhan. Daha orku var. Sazı burada. Ayhan diye bağırma diye takipçimiz yazmışmış. Neyse. Unutuyorum arkadaşlar. Bağırmayın bari. Yanına gidince söyleyeyim. Ayhan. Sandalyeni de götür. O sandalyelerde sazın der. Sazın sandalyeni büyük götür. Diyemedim de. Sen de bin. Sen de Ayhan. He. İkiniz tutarak gidin oğlum. Derviş ağabeyim tek başına bir şey demez. Unuttum lan baba. Unutma Ayhan'ım, unutma. Uyanık ol. Oldu, hemen unutuyor. Ben o kadar unuttum. Koy. Dur binsin de öyle. Şimdi bayırdan çıkarsan o sandalye masan düşer. (Gülüyor)
Ayhan'ın bugün ilk iş günü. İnşallah Rabbim hayırlı kapılar açar herkesin evladına, Cem'i cümlenin. Ayhan okumadı. Tercihini bu şekilde yaptı arkadaşlar. Okusaydı isterdim, çok isterdim. Hani okuyup da beyaz gömleğini giyip masa başında oturmasını ben çok isterdim. Bu kötü bir meslek değil. Hani içkisi, sigarası, alkol olmadıktan sonra kimseye zarar gelmiyor. Örnek Hasan kardeşim. Yıllardır yapıyor. Kendisi kötü olmadığı için kötülük gelmez. İnsan kötülük düşünürse karşıdaki insan da kötülük yapıyor. Yani diyeceğim şu, eğer kötü örnekler hani alışmazsa kötü şeylere, inşallah yani evladımızı bozmaz bu meslek, bu iş. Bay bay. Şimdi şuraya gelecekler. Hani insan ne oldum demeyecek, ne olacağım diyecek. Yarınımızı kimse bilmiyor. Bugün varız, yarın yokuz. Hani bir tane Sevim ablam var, Instagram'da konuştuğum. Çok güzel bir söz söyledi. Biz hani öleceğimizi bile bile işte bunu alım da seneye kadar yiyeyim. İşte patates olsun, soğan olsun, seneye kadar yeter diyor ya. Aslında şu midemizdeki yediğimiz yiyecek bile elmascığım diyor. Onu eritmeden öleceğimiz, hani onu yiyip de erimeden ölüm vaktimiz bile gelebilir diyor. Çok doğru bir söz. Yani diyeceğim bunlardan ibaret canlar. Allah herkese hayırlı rızık kapıları açsın inşallah. Cem Cümle'nin evladına. Bizimkiler geldi. Zaten aramız yakın. Elde şöyle birer birer götürmeden, bir de buralar hep ot. Serkan düdük çalıyor. Ayhangil malzemelerini kursun arkadaşlar. İnşallah müzik eşliğinde tekrar devam ederek. Ben evi biraz arkadaşlar toplamadım. Serkan arabayla gitmiş Ayhan'ın yanına. Soğanları yine götürmemişler. 10 kere söyleyeceğim, bir kere yapacak bunlar. Patatesler de duruyor, çöp de duruyor. Neyse çöpü ben götürürüm, gücüm yeter. Şu yarım torbaya da yeter. Şunların ikisini götüremem ama. Hasan da bu arada gelmiş canlarım. Ayhan'ın malzemelerini ayarlıyor. Hani bazı takipçilerimiz yazıyor ya. Yorum olsun diye mi yazıyor? Araya fitne sokmak için mi bilmiyorum. İşte Ayhan Hasan'a rakip mi çıkıyor? Bizim aramızda rakiplik yok. Ben şöyle örnek göstereyim. Birileri ön olur. Mesela ben ne konuşursam yanlış anlaşılıyorum. Aslında gerçekleri söylüyorum. Sadece duymak istemeyenler yanlış anlıyor. Yani bu konuyu duymak istemeyenler. Mesela YouTube'yı herkes açıyor. Bu köyde de ilk ben açtım. Bir sürü kişi ekmek kapısı oldu. Bizim Aksaray'ımızda da hani kendi ailemizde olsun, ilk Hasan başlattı. Hasan'dan sonra da yeğenleri bu işe merak saldı. O yüzden yani dayıların örnek almaları çok güzel bir duygu. Kimse kimsenin kısmetini yiyemez. Rızkı veren Allah'tır. Hani birileri ön olup da birilerine kazanç kapısı açmak çok güzel bir duygu. Bu her konuda olsun. Şöyle ben duramadım, yine geldim. Aslında video düzenliyorum sizlere canlar. Birçok da işim var. Elmas bacanızın işi bitmez. Serkan kahve istedi. Yapmadım. Niye yapmadım? Çünkü o kadar çok işim var ki. O kadar telaşemin içinde. Bir de sen yap da ben içim dedim Serkan'a. Kebangil ne iş görüyor yine bilmiyorum. Galiba tavuk horoz işi Keban'a kalmış. Yine mi sana kaldı o? Sen kıyamazdın, üzülürdün ya. Hasan abi gitmeden aşk patronları söylese de bir dinlese. Kolay gelsin. Neyi söylesin? Aşk patronları. Haa. Ay Allah yollarda. Selamun aleyküm. Ayhan şöyle malzemelerini kurmuş arkadaşlar. Akşama da benden çekeceğim var senin diyor. Niye? Ya istek isteyeceğim diye. Ne oldu Haccalı? Si. Gitti mi seninkiler? Her işten kaldı.
buçukta da çok ses geliyor. Hani suyu koyayım mı? Geç yap, bekliyorum. Düğüne gidecekler ya onlar da. Hani... Ömer'de mi gidiyor? Yükseldi. Buçukçılar. O da çekirdekten yetişiyor. Yüksel, sen de çekirdekten mi yetişiyorsun? Ne umutlar ne hayaller geride kalmış. Ömür defterini açıp şöyle bir baktım. Ne umutlar ne hayaller geride kalmış.
Yine olup bitenleri kafaya taktım. Neler verdiklerin ömrünü çaldım. Anastazın başına oturdu arkadaşlar. Daha ilk şeysi yavaş yavaş zamanla alışacak. Her şeyin bir ilki olur. Acemiliği olur. Böğür hat çatması. Aynen. Böğür hat çatmasının düğününde acemiliğini Ay Hanım çıkarsın. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha performansı güzel olacak. İnanıyorum ben. Bu arada Derviş abiyle Serkan getiriyor soğanları. Bugün 3 gün, 4. gün olacak neredeyse. Soğan pişecek arkadaşlar. Dur tamam ben götür. Birer birer götür. Cesurlaşma. Ne var oğlum? Beni ortasında mı tutacaksın? Olsun. Sen şu onu tutacaksın. Ben siz bir iş gör bir de. Ben doldurkana sizi çağırmadım. Hadi. Hey, esrak mı lan? Alışmış beni yine çalışmaya. Bir de ben siz iş gör de bir de ben off diyeyim. Artık hayır demeyi öğrendim arkadaşlar. Üzülecekmiş, o darılacağımış, bu kırılacağımış yok. Artık hayır diyeceğim işime gelmeyenlere. Hayır. Hayır. Ömer gibi hayır. Ora bir tane soğan düştü, onu da içine atıver. Ora Derviş abinin orada. Bizim bahçenin soğanı Derviş abi. Patatesleri de bu şekilde götürsünler arkadaşlar. Ben de evlerimi toparlayayım. Bakalım videomun devamı da. İnanın ben de ne yapacağım bilmiyorum canlar. Değerli takipçilerim, balkonumu güzelce süpürdüm. Benim de bana göre misafirlerim gelir. Düğün yakın olunca benim akrabalarım da gelir. Burada otururuz. Çay içerik, yemek yerik. Kapım açık. Herkese buyursun gelsinler. Bahçemi bir taraftan suluyorum arkadaşlar. Hava çok sıcak. Görüyorsunuz biberler falan susamış. Hatta komşugil yemekleri şöyle pişirmeye başlamışlar. Ocak çatmışlar. İnşallah geç kalmadan giderim. Sizlere yakından çekim yaparım canlarım. Bu arada evimi süpürdüm evlerimi. Sadece Ayhan'ın ve İbrahim'in odası kaldı. Arkadaşlar şalvar satışlarım devam etmektedir. Kargolarım hazır. Araya cumartesi pazar girdiği için gönderemedim. İnşallah pazartesi Allah kısmet ederse sahiplerine ulaştıracağım. 4 adet şalvar sattım. Şöyle göstereyim. İbrahim sesin azıcık kıs annem. Buraya domates döktüm. Biraz sararma yapmış. Az bir şey olduğunu sevmiyorum canlarım sarardığı zaman. Şöyle mutfağımı falan silmedim. Sadece süpürdüm. Ocağımı sildim. Çorba dökülmüşmüş. Çamaşır katlayacağım. Onu en son bırakıyorum. Burayı süpürdüm da... İbrahim'in tişörtü var. O kirli mi temiz mi bilmiyorum. Biraz sonra İbrahim onu. Burayı da yine İbrahim'in malzemeleri. İbrahim keşke kalksan da kıyafetlerini bir giysen. Ben de ona göre temizliğimi yapsam. Ayhan'ın halısını dışarı attım canlar. Onu bir sirkeleyeceğim güzelce. Kalk İbrahim. Halı. Esrak mı? Halıyı dışarı çıkardım sirkelemek için. Düşmüş diyor İbrahim. Burayı bir süpürge tutun. Bir de bir de viladayla güzelce sileyim canlar. Ondan sonra Ayhan malzemelerini getirdiğinde tertemiz yerine yerleştirsin. Hadi kalk artık erinme. Erince kalk. Bir sen kaldın. Şöyle göstereyim. Tuvaletlerimi dün değil Veskul ovaladım ama yine de bir şöyle domates tostlayayım diyorum arkadaşlar. Yani tertemiz olsun. Bunlar da annem gelin. Onların malzemeleri onlara vereceğim. Gelirlerse. Bir de şu lavaboya şöyle hemen hatta ben Ayhangil'in odasına süpürge tutana kadar şöyle biraz domates toz acı sirke karışık biraz sıkayım. Ben işimi halledene kadar bu da burada beyaz diye dursun. Tertemiz olsun. Ovalarken bana zorluk yaşatmasın canlar. Elmas bacınız çalışmaya devam. Çocukların odasında süpüreyim. İnşallah işim biraz daha hafifletti. Sevgili takipçilerim, Elmas'ın hayatı olarak yine karşınızdayım. Üzerimi değiştirdim. Kayınvalidim telefonu açtı, size doğru geleceğim. Ayhan'ımın sesi geliyor dedi, gel evdeyim dedim. Görümcem telefonu açtı arkadaşlar. Bugün saat 7'de yufkam yapılıyormuş. 7'de git al gel Elmas dedi.
Ona da tamam dedim. Evlerimi toparladım canlarım. Bizimkiler, komşular yemek yapıyor. Sizlere o yemek, demecimizin yöresel yemeklerini göstereyim. Kaçırmadan hemen gidelim hadi. Bayram hayırlı olsun ha. Şöyle içecek götürülüyor arkadaşlar. Ben de içeceğimi aldım. Çamaşırlarım vardı, onları astım canlarım. İşim bitti. Şimdi gönlüm rahat gidiyor. Ayhan'ım düğün çalarda annesi oynamaz mı? Hem komşuma öcüt geçireyim. Hatça komşum da benim Ayhan'ımın düğününde oynar inşallah. Şimdi şöyle aşağıkilerimizi kilitleyelim. Anahtarlarımızı alalım. Ondan sonra düğünde bakalım. Düğünümüz nasıl olacak? Aynı bizim düğün gibi oldu. Ayhan çaldığı için herhalde. Kendi akrabamızın düğünü gibi. Zaten insanın komşusu olduktan sonra kendi düğünü gibi oluyor canlar. Hadi gidelim. Anahtarımızı, kapımızı kilitleyelim. Ondan sonra bayanlarımız neler pişirmiş? Demircimizin çalışkan bayanları. Sizlere göstereyim canlar. Saçama da otlar yapıştı. Şuna bak. Keşke yolundan gitseydim. Arkadaşlar yahniyi pişiriyorlarmış. O ne? Kompas. Ben gördüm ateşiniz. Allah'ım ben varladım. Ateş geçmese diyor. Yetiştim yine diyeyim daha doğrusu. Olmazsa olmaz mı? Sulu yumurtamız. Bu da köftemiz. Bu da köftemiz. Evet. Bu da sulu yumurtamız. Ne yaptın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Aşçılarımız da Cavide'ndi. Sare'de. Sare Yenge ile Cavide'nin abla sabahleyin erkenden geldi arkadaşlar. Yemekleri yapmışlar. Ellerine sağlık. Bizim burada biraz akşamüstü geliyorlar. Cavide'nin abla da bu. O da herhalde yemeklere yardım ediyor. Ne öğrendin Ayhan'ım? İyi sen ne öğrendin? Hı? Çalıyor. İyi çal. Çal da keboşuna bir oynayalım. Keboş. Hadi çapla. Bayram hayırlı olsun. İnşallah. İnşallah keboş. Hadi çapla düğünde oynayayım da diyorum. Ayhan'ım öcük geçirim diyor. Oynayalım gel. Hadi gel. Hemen geliyorum diyor. Fırkıratın bağrımı ezdiyor, 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 ezdiyor. Thank you.
Tatlı dilinle, fıkratın barımı ezdi eziyor. Başımdaki bu sevdayı atsam atamam. Senin gibi üç kuruşa aşkı satamam. Rüyalarda buluşuruz diye yatamam. Kesilmiş bir cezam var, artık açamam. Karasıyla senle tanıştım. Batık limanda olsan sana yanaştım. Baktımın karasıyla senle tanıştım. Batık limanda olsan sana yanaştım. Bir kez küstüm diye bir kez barıştım. Yazları yaşayan sen, bense bir
biz de mutluyuz valla. Onlar herhalde kendinden gelir. He. Sana fındık fıstık, taş altında yastık. Biz de ağzına düştük, sıktık da verdik yattık. Öğlen yemeği yiyorlarmış. Bu yemekleri akşama yaptılar herhalde. Şimdi de konuşuyorlar. Şimdi çalıştılar, hak ettiler. Bir öğün yok, dinlenmedesiniz mola. Bitti. Bugün açlığım için yok, kaldık yani. Olsun canım. He, bu da bir iş. İşe gidiyor ya. He. Bunlar çalışkan bayanlar demircimizin. He. Emekler hanımları. Hatça ablamın da kankaları. Gelinler olurdu, görümcesi olurdu. He canım. Hem akrabalar hem de işe gidiyorsunuz ya beraber onun için dedim.
Tabakta da şu pilav da ben koyayım. Hadi annenin, bu da biraz önceki pilav arkadaşlar. Bu da pilavımız. Tane tane oluyor değil mi? Tabii canım şeyde sanayiyle bir şey. He ondan oluyor. Yine daha yeterli yapıyorlar, yapan yapıyor. Öyle tamam olacak. Bunun ortada bu ya, gülme ne kadar para alıyor. Ondan iyi. Dur şeyin dikkat et. Alem mi diyor sanki ya. Tamam burada yapacak, koyacağız anne. İter herhalde, iki götür de. Çoğsa bir daha gel tarafı yahni de koy. Şunu şuraya elinize getirin. Ha bir de şurada yani de. Kofte konacağım. Kofte. Büyük olur. Koydun kofte. Şunu bir de şu köfteyi boşuna koyalım. Neye pilava getirdik bunu? Bunun içinde tavuk eti var. Kırmızı et de var mı? Yok. Ha, sadece tavuk eti. Ağzından tavuğun üstüne. Ne güzel yağlı olmuş maşallah. Sarı yengeyle. Cavide'nin yengenin ellerine sağlık. Aşçılar güzel yapmış. İnşallah. İnşallah. Tencerelerini mi aldım diyorum. Heves ettim diyorum geçen anneme. Aşure pişirdim de bacım diyor ki bacım ne yapacağım bu büyük tencereleri? Ayhan'ımın düğününde yemek yaptıracağım dedim. Allah ömür bir kısmet ederse tabii. Kısmet meselesi. İnşallah kısmet eder. He inşallah. Arkadaşlar pilavın üzerine de yahni konuluyor bu şekilde. Görüyorsunuz. Bizim adetlerimiz bu şekilde. Suyundan da. Cevden geçin ne kadar sulu sulu şimdi. Durmuşayım namazımızı kılalım böyle koyalım. He yemek ha, için ha. Durdurdular. Ah al hak ama dilim hakkı şarış. Aynur. Bir de yazık pilav koyacağım. İş tarlalarında çalıştığımızdan. Hakkı şatırlı oğlum. Hakkı şu gidiyor musun? Gidiyor. Tamam, hakkı ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Biraz önce Instagram'dan sipariş aldım. 2 adet şalvar sattım. Şöyle göstereyim. Onların istediği şalvar farklıydı ama şu an elimde yoktu arkadaşlar. Seçenek gönderdim. Onlar da bunu beğendi. Ankara, Sincan'a, Hatice Hanım'a gönderiyor bu şalvarlarımızı. Bunları beğendi. 2 adet vardı. İkisini de şöyle ona göndereceğim canlarım. Hemen kargomu hazırlayayım. Kargom. Şöyle kargo poşetimi çıkarayım. Kargomu hazırlayayım. Ben Haccatlagil'in oradan geldim canlarım. Nohut ıslatmıştım. Yemeğimi pişireceğim. Kargomu hazırlayayım. Bitmiş halinde göstereyim sizlere. Arkadaşlar kargomuz hazır. Görüyorsunuz. Şimdi mutfağımıza geçelim. Yemeğimizi yapalım. Arkadaşlar babam da gelmiş. Haccatlamın hayran hayırlı olsuna gelmiş herhalde. Annem de gelmiş. Çocukları özledim diyordu. Bu arada kargom 6 tane oldu. Görüyorsunuz. Şalvar satışlarım hızlıca devam etmektedir. Hoş geldiniz tekrardan. Annem nerede ya? Niye geliyorum? Yürüyerek mi geldiniz? Evet. Serkan mı getirdi? Serkan geldi. Tatatatam. Sobelendi geldi. Evet pişti olduk. Vallahi sobelendi. Merhaba sevgili takipçilerim. Sen de benim takipçilerime merhaba. Selam ver. Selamun aleyküm canlarım. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Seni vuruyorum. Ne gördün anne? Nasıl geçti tatilin? Tatilin iyi geçti de sıcak. Gıdıklayıp duruyor. Orada mı sıcak? Bura orada serin mi? Buranın gözünü seviyorum. Oğlum atana ben yeri yiyorum. Dolapta servis da. Yap da hiç. İnan yer. Hiç yer yok. Hemen yapayım o zaman. Seyahatler olsun. Teşekkürler Elma sana. Serkan Beyciğim. Burasım geldi. Çoluğa çocuğa sana ona. Bir giyelim. Hoş geldin diyor bana. Ben ilk atı tatilden geldim. Tatilden mi geldin? Geziden geldim de. Valla Antalya'yı da bana göre diyor. Halil babam ne seni bak, görünce böyle bir rengi açılmış anne. Valla nefesini alamadın. Ne yaparsın orada? Alamadım. Hiç çıkmadım. İki kere dışa çıktım. Eve giriyorum düşüyorum diyor. Dışa çıkıyorum. Evde doğumdum kurmanın altında. Dışarıda da yandı. Şeyimi bulamadım de. Valla evde şeyle oturdum. Ayaklarımı şey çulladım biz. Neyse ya, olsun bari öyle bir gezintin olmuş, iyi olmuş, değişiklik olmuş. He. He. Ha işte böyle dönüp dolaştık. Kışın Ayhan'dan biz hayalini kurduyduk. Sizi de çığırıyorlar, sen de çığırıyorsun. Kışın Ayhan'dan kurduk arkadaşlar hayalini. Ayhan'ın orada bir sevgilisi vardı. Onun için gitmek istiyordu. Babaannesini ayarttı kışın.
Aman kaza yaparız dedik. Şeye, başımıza bir şeyler gelir dedik. Kim duracak dedik. Çaydı. Kısmet değilmiş. Yani. Hatçatla gelin oradan geldim ben de. Yemek hazırladılar. Ben de durmadım. Daha pek acıkmadıydım. Nohut ıslattım. Onu şey diyeceğim, koyacağım. Ben sana saatler olsun diyorum. Sen bir şey demiyorsun bana. Teşekkürler diyor ama sen de iyi olmuşsun. Güzel olmuşsun. Allah mutluluğumuzu hiçbir zaman bozmasın. Amin inşallah. Cümlemizin inşallah. İbrahim'e şey yaptıydım. Şurada kış şey dediler. Korktum. Neymiş bu? Şu Mickey Mouse mu? Deme öyle. Sen giymez. Satılıyorum işte. Nasıl kapışıyorlar? Esileyebilir o zaman kız şişisi ise onda. Onda aldım İbrahim giyilsin diye. Onda... Kesene bereket. Çok güzelmiş. Baba. Tamam çiğniyorum. Çocuğa... Şakırdatma neyi? Çocuğa sevinsin. Babaannesi düşünmüş İbrahim'i. Şöyle takım almış arkadaşlar. Şort. Hep böyle tek şey satılıyor değil mi? Yo bundan o takım olabilir. Onun için. Şu mu kız şişisi? Vallahi bilmiyorum. Çocuğu aldım yaz bunu. Vallahi ilgim. Çocuk şeyi. Satılıyor. Güzel, güzelmiş. Kesene bereket anacığım. Güle güle giysin çocuğum. Şu da İbrahim'e iyi yakışır. Çocuğum güle güle giysin. Antalya'ya gider de orada giysin. Serkan bugün PTT'de kapalı mı ki? Şalvar siparişlerim çok. Evet. O da abla yurt dışına gidecekmiş. Perşembe günü elime ulaşması lazım diyor. Pazartesi verebilirsin bence. Cumartesi bu. İnşallah ulaşır. Ulaşmazsa geri dönüş yapar. O kötü işte benim için. Kargo sebebiyle. Görüşürüz o zaman arkadaşlar. Arkadaşlar yahnim için şöyle soğanımı soydum, doğradım dışarıda gözüme gitmesin diye. Birazcık da et çıkardım. Şimdi onu doğrayacağım. Etlerini doğradım canlar. Şimdi soğanımla kavuşturalım. Tripod ayarlarına kadar soğanım yanıyordu. Şimdi hemen etimi de ekledim. Suyumu da hazırlayayım. Nohudumu bir kere yıkayayım canlar. Salçamı getireyim. Yemeğimi koyayım. Thank you.
Arkadaşlar telefonum az kalsın yere düşüyordu. Son dakikada kurtardım. Nohudumu yıkadım güzelce canlar. Bir kere suyunu süzdürdüm. Şöyle bismillahirrahmanirrahim diyelim. Nohudu biraz sabahtan ıslasaydım daha iyi şişerdi, kabarırdı. Sonradan aklıma geldi, acaba nohut mu pişirsem ki? Fasulye mi pişirsem ki diye kararsız kaldım. Sonra aklıma nohut geldi. Hemen birazcık daha su dökeceğim. Düdüklümü kapatacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli takipçilerim, bir güzel videomun daha sonuna geldim. Yeni yeni vloglarım için Elmas'ın hayatında kalın. Beğeni yapmayı unutmayın. Şuraya da bir yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.